Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya sıfırdan coğrafya serimize yer şekilleri 5. testimizde devam ediyoruz. Bundan önceki yine videolara ulaşmak için oynatma listemize, serimize ulaşabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan sıcak su kaynaklarının özellikleri arasında yer almaz? Akımları yıl içinde bunların çok fazla değişmez arkadaşlar. Ülkemiz yakın jeolojik bir devirde oluştuğundan fay kaynakları bakımından zengindir ki sıcak su kaynakları olarak Türkiye'de neyi görüyoruz? Fay kaynaklarını görüyoruz. Gazer kaynakları Türkiye'de görülmüyor sıcak su kaynaklarından çünkü aktif volkan bulunmuyor. Suları eriyik ve mineral bakımından zengin. Mineral madde bakımından zengin oldukları için sağlık, termal turizmin vazgeçilmez unsurları ki Türkiye'de en çok bu sıcak suları termal turizmde kullanıyoruz. Bu kaynaklar en çok Güneydoğu Anadolu demiş, yanlış, Türkiye'nin batısında bu kaynakları daha fazla görüyoruz. Fay hatlarının geçtiği alanlarda daha çok görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız burada E şıkkı oldu. Evet, sorudan keşfet kısmında suları ılık veya sıcaktır. En basit örneğimiz. Ki sorduğumuzda en basit özelliğini söyleyin dediğimizde siz çok fazla zor şeyleri seçiyorsunuz. Bu kadar basit olacağı konusunda tabii çok fazla düşünceniz olmuyor. Akımları yıl içinde çok fazla değişmez. Türkiye yakın bir zamanda oluştuğu için bu kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Mineral bakımından zengindir. Mineral bakımından zengin olduğu için daha çok sağlık, termal turizm açısından kullanılır. Ülkemizde bu kaynaklara kaplıca, ılıca, içme gibi isimler verilir. En çok Batı Anadolu'da görüyoruz az önce sorumuzda kıyasladığımız üzere. Evet, diğer kısımda sorumuz yukarıda verilen kaynaklardan hangisi Türkiye'de görülmez? Yamaç ya da baktığımızda vadi kaynakları, Vokluz ya da karstik kaynaklar, fay hatlarının bulunduğu alanda fay kaynakları, sıcak su kaynakları, artezyen kaynaklar, insanların sondaj yardımıyla çıkardığı kaynaklar Türkiye'de bulunurken aktif volkan bulunmadığından dolayı bu kaynakları biz Türkiye'de görmüyoruz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, Türkiye'de etkin ya da aktif volkan bulunmadığı için biz gazer kaynaklarını görmüyoruz. Belli aralıklarla buhar şeklinde yüzeye çıkan kaynak türü bu. Özellikle mesela Yellowstone Parkı Amerika'da ya da aktif volkanların bulunduğu Japonya gibi ülkelerde karşımıza çıkabiliyor. Üçüncü sorumuzda kalker, kireç taşı, jips, alçı taşı, kaya tuzu gibi suda çözünebilen kalsiyum karbonatlı kayaçların yaygın olduğu bölgelerde oluşan şekillere karstik şekil diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi karstik aşınım şekilleri arasında yer almaz? Mağaralar karstik aşınım, polyeler karstik aşınım, obruk karstik aşınım, polye karstik aşınım ama traverten karstik birikim şeklidir. Sarkıt, dikit sütunlar ve travertenleri biz birikim şekli olarak alıyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, burada arkadaşlar en küçük karstik aşınım şeklimiz Lapya. Lapyaların birleşmesiyle daha büyük olan çukurluklar Dolin. Dolinlerin birleşmesiyle oluşan biraz daha büyük çukurluğumuz Uvala. Uvala'nın birleşmesi sonucu oluşan en geniş karstik aşınım çukurluğumuz Polyeler. Bunun yanında özellikle yer altındaki boşluklar mağaralar. O mağaraların tavanı çökerse obruk dediğimiz derin çukurluklar. Yine su yutan dediğimiz suyun yer altına indirilen dediğimiz kısım karstik alanlarda erime sonucu oluşmuş bir alandan su yer altına iniyor. O yer altına indiği kısma düden ya da su yutan adını veriyoruz. Çıkmaz sokak gibi düşündüğümüz işte aşınabilen alanları aşındırıp bir yere kadar geliyor vadi orada bitiyor. Buna kör vadi. Daha sonra tekrar suyun yer altında belli bir süre aktıktan sonra yüzeye çıktığı alanlara da su çıkan adını veriyoruz. Dediğimiz gibi bunlar aşındırma şekilleri, birikim şekli olarak sarkıt, dikit, sütun ve travertenleri almamız gerekiyor. Dördüncü sorumuzda Türkiye'de karstik şekillerin en fazla bulunduğu yer Akdeniz'dir demiş. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sormuş. Ki bu alanda arkadaşlar kalker dediğimiz kireç taşının yoğun olması, karstik şekillerinde bu alanda yoğunlaşmasında en etkili faktör olmuştur. Kalın kalker tabakasının varlığı da önemlidir. Tabii kalınlık önemli bir özellik bizim için, bunu da unutmuyoruz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yine sorudan keşfet kısmında karstik şekillerin oluşabilmesi için karstik yapının saf, özellikle kalkerli yapıyı olursa bu daha net şekillerin oluşmasına olanak sağlıyor. Suyun bol bulunması çünkü erimesi gerekiyor. Karstik arazinin kalın tabakalardan oluşması gerekiyor ki bu da karstik şekillerin oluşması için gerekli şartlarımız.
Jipsti olan araziye bağlı olarak oluşan karstik şekiller, kalkerli arazide oluşan karstik şekillere göre daha kısa ömürlü olur. Çünkü jips kalkere göre daha hızlı çözülür. Ve jipsli arazilerde oluşan karstik şekiller en sık Sivas yöresinde görülüyor. Bunun yanında Çankırı, Kırşehir yörelerinde de biz bu arazilere rastlayabiliyoruz. Evet, beşinci sorumuzda aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizdeki karstik alanların özellikleri arasında yer almaz? Çıplak zeminler geniş yer tutar arkadaşlar karstik arazilerde ki tarım bakımından da çok da verimli alanlar değildi hatırlarsanız. Toprak erimeler sonucunda oluşan çukurluklarda toplanıyor. Doğrudur. Karstik alanlar Türkiye'de tarıma çok elverişli olmadığı için sanayileşmenin en fazla olduğu yerler demiş yanlış. Çünkü Tekke Taşehir'de biz çok fazla sanayileşme görmüyoruz o alanları örnek verirsek. Bunun yanında Sivas çok fazla sanayileşme bulunmuyor. Karstik alanlarda yüzey suyu bakımından fakir çünkü yer altına suyu sızdırıyorlar. Türkiye'de karstik ovalar poli alanlarında oluşuyor ki bu alanlarda polilerimiz özellikle Gölova dediğimiz karstik ovaların oluştuğu önemli sahalara karşılık geliyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, sorudan keşfet kısmında karstik alanlar çıplak zeminler geniş yer tutuyor. Toprak erimesi sonucu oluşan çukurluklarda toplanıyor. Karstik alanların yüzeyi su bakımından fakir oluyor. Tarım bakımından çok da verimli alanlar değil ama müdahale sonucu verimli hale getirilebiliyor. Yerleşmeler az ve dağınık topraklara bağlı olarak dağınık yerleşme şekli görülebiliyor bu tür alanların bazılarında. Tabi hepsi ya da tamamında değil ama görüldüğü alanlarda var. Evet, 6. sorumuzda yukarıda verilen karstik şekil ve dağılımı ile ilgili bilgilerden hangisi de yanlışlık yapılmıştır diyor. Lapyalar Toroslar'da bol kar dağları ile Aladağların yamaçlarında görülüyor ki Lapyalar en küçük karstik aşınım şekliydi. Bu alanlar Türkiye'de en yaygın olduğu yerler ki Akdeniz'deki bazı alanlar verilmiş. Dolinler göller yöresinde Geyik ve Bolkar Dağları ile Aladağlar üzerinde İç Anadolu'nun güneyindeki Obruk platosunda sayısız örneklere karşılık geliyor. Burada bulunuyor. Bu da doğru bilgi olmuş. Polyeler, Muğla, Elmalı, Kestel, Çentikçi, Suğla, Bozova, Kızılova, Badem Ağacı, Kızılkaya, Akseki, Gemboz gibi ki takke kodlamasını herkes biliyordur. Takke kodlamasını ek olarak arkadaşlar Çeltikçi, Suğla, Bozova, Kızılova, Gemboz yani bunları da örnek verebilirsiniz. Doğru bir ifade olmuş. Obruk ülkemizin özellikle Konya bölümünde yaygın olarak bu bölümde Kızılören ya da Kızılören, Timraş, Kuru Obruk, Çalıdeniz obrukları en çok bilinenler ve Antalya'da Akseki'nin doğusunda çok derin obruklar bulunuyor. Bunun yanında turizm değeri taşıyan Cennet obruğu ve bunun yanında Cehennem obrukları da önemlidir. Bu da doğru bir bilgidir. Mağaralar en tanınmış olanları Ege'de bulunan Damlataş ki Damlataş, Karain, İnsuyu gibi mağaralar Ege'de bulunmaz arkadaşlar. Bunlar Akdeniz'deki Türkiye'de en çok Akdeniz'de biz ne yapıyoruz? Mağaralara rastlıyoruz. Verilen mağaralarda Akdeniz'deki mağaralar o yüzden yanlış bir ifade olmuş. E şıkkını dikkate aldık. Evet, mağaralar en çok Akdeniz dedik. Damlataş, Alanya, Karain, Antalya, İnsuyu, Burdur, Dim Mağarası, Alanya, Zindan Mağarası, Isparta, Direkkuyu, Mersin, Narlıkuyu, Mersin. Bunlar da önemli mağaralar. En çok Akdeniz'de karstik arazilere tabii burada önemli rol oynuyor. Evet, karstik kayaçlara yeten aslında saf suyun aşındırma gücü değil, karbondioksit suların eritme gücüdür. Bu sular asit niteliği kazandığından kalker, dolomit, jips gibi kayaçları kolayca eriterek üzerlerinde farklı şekillerin oluşmasını sağlarlar. Karstik kaynaklar Akdeniz bölgesinde daha çok görülür. Suları bol miktarda kireçlidir. Vokluz ve su çıkan isimlerini de alır. Batı Akdeniz'de akarsuların bunlarla beslenme sonucu rejimleri ya da akım düzenleri daha düzenli bir şekil alabiliyordu. Manavgat bunlara en iyi örnekler arasında sayılıyordu. Evet, fay kaynaklarından bazılarında elektrik enerjisi üretimi yapılıyor. Ülkemizde ilk jeotermal santral Denizli Sarayköy. Bunun yanında yüzlerce fay kaynağı bulunuyor. Aydın, Manisa, Kütahya, İzmir, Balıkesir, Afyon, Yozgat, Van, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır gibi alanlarda önemli fay kaynakları da bulunabiliyor. Tabii Denizli Sarayköy'den başka Aydın Germencik'te önemli bir jeotermal santraldi. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu serimizin devam etmesi için yorumlarınızı yine bekliyoruz. Sıfırdan coğrafya serimizde yorumlarınıza göre yine şekillenecek bir seri olacaktır. İyi çalışmalar diliyorum.